Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz bugün tatlı yapmaya karar verdik iftara Ne ama tatlısınız? trileçe tatlısı. Bir Hiç tane denemedim daha. tarif buldum. Az yani küçük borcamda yapılan. Küçük yetmez ki bize. Bize büyük Yeter. lazım çok Misafir artık. gelmiyor zaten Olsun biliyorsunuz. ya, ben yer yarısını ben yerim, Hayır. yarısını da sen yersin borcanın. Yok. O yüzden az borcamda yapacağım. Ki kalmasın fazla. Gönül isterdi ki büyük borcamda yapıp misafirliği böyle güzel bir Ramazan sofrası hazırlamak ama maalesef imkanımız yok öyle bir şeye. Evet, akşama da bu kebabı diye bir tarif buldum. Onu yapacağım yemeğe. Evet. Böyle. O zaman bence direkt tatlımıza geçelim. Geçelim, hem zaman geliyor. İftara daha 8 saat var. Yani az kaldı. Evet. Evet, ilk önce trileçemizin karamelli üstünde karamel sos oluyor ya onu yapalım. Onun için ilk olarak böyle 5 yemek kaşığı toz şekeri koydum buraya. Yüksek ateşte ilk olarak bir bunu eriteceğiz. Daha sonra bu kenarları kahverengileşmeye başlayınca en kısık ateşe alacağız. Yani bir gözümüz bizim bunda olması lazım. Cevdet sen bunu ara ara kontrol et. Çünkü yanmasın şeker. Ve biz şimdi direkt kekimize geçelim. Bu arada kullanacağım borcam, bakın bu boyutta, yani küçük yapacağız. Evet, ilk olarak şöyle 3 yumurtamızı, bu arada yumurtalar oda ısısında olsun. Toz şekerimizi de koyuyoruz. Burada yarım çay bardağı toz şeker var ama tam ölçüleri ben size açıklamalar kısmına eklerim. Tarifi bu arada Nefis Yemek Tarifleri kanalından aldım YouTube'da. Bunu böyle bembeyaz küp küp olana kadar çırpıyoruz. Şimdi böyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağını ekliyoruz arkadaşlar. Ve böyle karıştırıyoruz. Ve 100 ml kadar yaklaşık krema ekliyoruz. Ve bunu yine böyle kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bunu şimdi soğuması için böyle bir şey alalım ki bu soğuması lazım. Şöyle kenarda dursun o. Evet, gelelim kekimize. Devam. Ben baya çırpmışım bakın. Ama fark etmez. Daha güzel olur hatta. Şimdi ise unu ekleyelim. Eriyelim. Ve kabartma tozu. Vanilya şekeri. Tekrardan çırpıyoruz. Kalıbımıza döküyoruz. Böyle birkaç defa bakalım. Bunu şimdi 170 derecelik fırında böyle kabarana kadar pişiriyoruz. Döktüm. Soğudu da kekimiz. Soğuk olması lazım. Şimdi buraya bir paket böyle krem şanti alıyorum. Ve göz kararı süt dökeceğim. Mesela bir buna bakalım şöyle. Fazla da yapmayalım. Krem şantimiz oldu. Böyle. Şimdi tatlımızın üstüne sürüyoruz. Şöyle bir şey alayım. Güzel koku ya. Bakalım inşallah tadı da güzel olmuştur. Bitti mi kız, bu ne kadar kolaymış Bir de yapması. o üstüne şey yapacağız işte karameli. Sonra üstüne şekil vereceğiz. Ay, bu kolaymış ya, ben bunu 2 dakikada yaparım. Onu şimdi böyle iyice bunu sürüyoruz. Bu kalanını da şeye koyacağım bir poşete süs için. Üstüne sıkacağız. Süsleyeceğim ya. Şekilde. Güzel oldu ha bence. Hemen oldu bir de fark ettin mi? Kolay bir pasta benziyor.
Kolay bir pasta yani. Yani şipşak oldu bence. O kadar zorlayıcı bir şeysi yoktu. Ben ilk defa yapıyorum bu arada bunu. Öncesinden yapmamıştım. Hoşuma gidecek mi onu bilmiyorum. Ben bunu bir yerde yemiştim. Misafirlikte yemiştim. O kadar hoşuma gitmişti ki böyle onun tadı damağımdan gitmemişti. Çok lezzetliydi. Böyle ama böyle ıslak olacak değil mi bunun keki? Bilmiyorum, o benim hoşuma gidermiş de. Bakalım. Belki böyle gider. Şerbetli tatlı gibi düşün ama aslında öyle bir şey değil. Sütlü yani. Sütlü böyle. Evet. Bence iyi. Şimdi. Evet. Arkadaşlar şu an oruçluysanız ve bu videoyu izliyorsanız ve bu tatlıyı izliyorsanız, canınız çektiyse, bunlar niye video çekiyor böyle, canınız çekiyor diyorsa hiç kızmayın arkadaşlar. Direkt mutfağa geçin. Kolayca yapılan bir tarif. Hemen başlayın. Ne yapın? Akşama lapur lupur gömün. Maliyetli bir pasta da değil. Aynen. Hem boş zamanınız varsa zamanı da geçirmek için güzel bir şey. Hani sıvı, ben mesela sıvı krema kullandım ama sıvı krema kullanmanız bile şart değil aslında. Bir tek almanız gereken ekstra krem şanti. Geri kalan her şeyi genellikle evde bulunan aynen malzemeler. Ha? Aynen öyle yani. Ben bunu buzdolabında bekletmiştim. İyi fikir miydi bilmiyorum şu an. Katılaşmış ama şöyle hemen çırpayım. Şimdi karamelimizi döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dök bakalım. Of arkadaşlar nasıl duruyor? Harika durmuyor mu? Canınız çektiyse eğer şu an niyetliyseniz direkt mutfağa geçiyorsunuz ve başlıyorsunuz bunu yapmaya. Bu arada sakın sıcak dökmeyin. Çok sürmüyor. Hemen yapılıyor. Aynen söylesen. Sıcak dökmeyin kesinlikle. Yoksa o zaman krem şantiniz su gibi olur. Hepsi soğuk olması lazım. Evet. Evet. Bu da bunların püf noktaları. Aynen öyle. Bol kremalı. Bol kremalı. İyi, güzel durdu ya. Ha, şimdi süs yapacağız. Bayağı güzel durdu. Gerçekten. Tam bu borcana yetti biliyor musun bu? Aynen. O sanki bunun için ayarlanmış gibi. Şimdi süslemeye geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım olacak mı? İstediğimiz gibi. Aynen. Süsle bakalım. Aha. Sık 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 sık. Alo. Aferin. İki delik olmuş galiba. O yüzden şey oluyor. Neyse. Evet. Aynen bakın. Formunu alıyor. Tatlımız hazır. Triliçemiz hazır. Bugün menümüzde triliçe var. Evet. Tatlımız hazır. Tatlımız hazır. Birazdan da Gülsüm'den zaten yemeğe geçeceğiz. Hı-hı. Yavaş yavaş zamanı geliyor. Ne yapacağız onu da bir söyle Gülsüm. Bu kebabı. Bu kebabı yapacak mısın? Bu. Evet, evet. Bunu şimdi buzdolabına kaldım. Hiç yemedim. Merak ediyorum. Bu kebabını da yemedim. Triliçeyi de daha hayatımda yemedim. Çok merak ediyorum. Merak ediyorum. Ama bakacağız. Bakalım. Denemesini de yaparız zaten. Evet. Birlikte. İftarınız nasıl geçiyor bu arada ya? Benimki biraz zor geçiyor. Evet. Yani karın çok acıkıyor. Zaman geçmiyor. Çalışmadığın zaman gerçekten çok kötü oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Çünkü zaman hiç geçmiyor. Yani çalıştığın zaman 5'e kadar hemen zaman geçiyor. Hızlıca. Ama güzel olan göbeği eritiyor. Arkadaşlar. Bakın göbek gitmiyor. Benim göbek gitmeye başlıyor ha bu arada. Ben Ramazan'da hiç kilo veremiyorum ya. Benim veriyorum. Vallahi veriyorum. Evet. Bunu şimdi buzdolabına kaldıralım. Karar verdik. Cevdet poğaça yapacak. Aynen öyle. Gülsüm Hanım tatlı yaptı. Şimdi ben poğaça yapımına geçiyorum. Gülsüm Hanım benim poğaçalarıma çok bayılmış. Yine lütfen bana bir daha poğaça yap dedi. Poğaça yap. Geçen bir yorumda geçen bir yorum okudum o yorumda. Hanımefendi benim hamuru yaptığım gibi aynı şekilde yapmış ama kabarmamış. Valla hiçbir fikrim yok neden kabarmadığına. Ya nedenlerini sayabiliriz. Ilık süt olması lazım muhakkak birincisi. Ürünlerin hiçbirisi soğuk olmayacak. Hepsi oda ısısında olacak. Ve fırını sıcak ayara getirip orada mayalandırın. Bunlara uyarsanız hiçbir sıkıntı yaşanmaz bence. Evet, hatta şimdi aynı şekilde gene hamurumuzu yapacağız. Bir daha basın hanımefendi. Size malzemeleri bir sayıyorum. Ondan sonra direkt yapımına geçiyoruz. Malzemelerimizde bir su bardağı sıvı yağ var.
bir su bardağı ılık sütümüz var. Ondan sonra iki yumurta beyazımız var. Bir yaş maya, yaş mayamız nerede? Yaş mayamız olmadığı için biz kuru maya kullanacağız. Yaş mayadan daha güzel olur. Yok, aynı işlemi görüyor. Gerçekten mi? Evet. O zaman bir kuru mayamız var. Ondan sonra bir kabartma tozumuz var. 250 gram kvark, yani Türkçesi süzme yoğurt değil mi? Yani kvark da kullanabilirsiniz ya da yoğurt da kullanabilirsiniz. Biz yoğurt kullanıyoruz. Süzme yoğurt kullanıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra 2 yemek kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı tuz. Ondan sonra 700-750 gram da unu kullanacağız. Yumurtalar da biliyorsunuz zaten poğaçanın üstüne sürülüyor. Ya bu tarif geçen Cevdet'in kullandığı tarif ama şekli farklı olacak. Aynı malzemeler. Aynı, sadece yuvarlak yapacağız güzel poğaçalarımızı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsini güzelce içine döküyoruz. Pek ağır şahin bir şey yok yani. Onu direkt lavaboya koy istersen. Kocaman fiyindir, bir dakika. Ya da biraz şey oluyorum. Hemencik şey yapıyor. Evet. Farkındaysan ben senden daha temiz çalışıyorum. Yani ben tezgahım hep temiz olmaya çalışıyorum. Ondan sonra buraya ılık sütümüzü koyuyoruz. Direkt. Şimdi direkt bunu koy. Çözülsün çünkü maya. Tamam hanımefendi. Bakın şey nasıl oldu direkt içinde. Evet. Hiç. Şimdi o zaman bence yaş maya daha güzel olur. Siz yaş maya kullanmayın. Aynı işlem oluyor. Siz yaş, gene de benim içim yaş mayadan daha çok rahat ediyor arkadaşlar. Siz bence yaş maya kullanmaya çalışın. Aa, kabartma tozunu söylemeyi unuttum. Bak, kabartma tozumuz var. Yani yazarız zaten. Bu püf noktası. Ondan sonra sıvı yağımı döküyorum. Hayır, sıvı yağımı diyorum. Beyaz, yumurtanın beyazını döküyorum. İki taneydi. Ondan sonra süzme yoğurtumuzu döküyoruz. Yavaş yavaş dökelim. Ortalığı pisletmeyelim. İyice sıyır. Sıyırıyorum hanımefendi. Ben burada şeylik yapmam lazım. Ne deniyor ona Cevdet? Sen benim şey kaynamanlığımı yapıyorsun. Benim kaynamanlığımı yapıyor yani. Bu benim kaynanım. Arkadaşlar bugün inanılmaz susadım. Normal değil. Ben de çok acıktım. Poğaçam demeyeceğim. Arkadaşlar poğaçamızı hem peynirli hem etli yapacağız. Şekerimizi koyuyoruz. Bir de tuz. Tuzumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. Yani çok basit. Ben artık bunu ezber öğrendim arkadaşlar. Yani beni yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Aynı işlemlerle yaparsan. Belki acaba Türkiye'deki ürünler farklı olduğu için acaba değişiklik şeyden de kaynaklı olabilir. Kullandığınız una da bağlı. Aynen. Bence. Güzel un kullanmaya bakın. Poğaça yaptığımda da ilk yaptığım şey şunu güzelce karıştırdım. Tabii şunu koyalım ki sıçramasın. Biraz sıçrama yapıyor. Dur bakayım. Şu aleti adama halı kullanmayı bir öğrenemedim. Şu alet başa bela. Şu aletten bir de şu ocaktan çektiğimi hiçbir şeyden çekmedim. Ben yani şu ocağı açana kadar yarım saat 45 dakika geçiyor. İnanılmaz. Evet, bunu şimdi bir açıyoruz. Biraz sesli olabilir. Kusura bakmayın, biraz rahatsız olursanız. Bu esnada unumuzu ölçüyoruz. Kaç dedik? 750 gram koyuyoruz. Ama sen 700-750'nin ortasını yap. Ama cıvık olacak. Aynen, geçen de öyle yaptım da. Bu poğaçalar biz şeyde de yeriz arkadaşlar. Bunları ben şeyde de seviyorum. Sahurda. Azar azar koyuyoruz. Arkadaşlar elerken biraz eliyorsunuz, sonra makineye çalıştırıyorsunuz ecik, ondan sonra gene eliyorsunuz, gene çalıştırıyorsunuz. Hepsini birden dökmeyin. Hadi görüşürüz. Alalım. Gördüğünüz gibi hamur acayip cıvık bir hamur. Hamur ne kadar cıvıksa o kadar iyi olur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tamam, o zaman bunu şimdi üstünü kapatalım. Bu şimdi böyle fırına veriyoruz. 45 dakika falan ortalama mayalansın. Tamam. Evet, şimdi kıyma harcımızı yapıyoruz. Böyle soğan aldım. Domates salçası ekliyorum. Ve yarım yemek kaşığı da biber salçası. Ooo, etli poğaça güzel olacak ha. Hı-hı. Şöyle. Bunu bir kavuralım iyice. Baharatı olarak sadece ben sarımsak, taze sarımsak kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Sonra tuz, karabiber, belki biraz tatlı toz biber,
Bu şekilde. Siz istediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz tabii. Evet, şimdi kıymamızı ekleyebiliriz. Benimki daha buzlu ama. Domates de koyacağız biz bunun içine. Bence yeter. Şimdi de baharatlarını ekleyelim. Şimdi bu kebabımızın tarifine geçiyoruz. Bugün yine tariflerce oldu. Burada böyle yemeklik doğradığım soğanı böyle sıvı yağda soteliyoruz. Burada da böyle bir tane kapya biberimi. Böyle fazla küçük yapmayacağım. Şöyle birazcık görünsün içinde yemeğin. Şöyle biraz küp küp doğruyorum. Bakalım bu yemeği de ilk defa yapacağız. Hiç denemedim ben. Çok merak ediyorum bu nasıl. Yoğurtlu değil mi bu? Yok, beşamel soslu, kaşarlı üstüne, fırında pişiyor. Beğeniliyormuş. Çok sevilen bir tarif. Ben de merak ettim. Evet, böyle. Burada tavukları ben önceden zaten yaptım küçük. Birazcık böyle kaşık domates püresi girecek içine. Ondan sonra bir yemek kaşığı domates salçası. Baharat olarak tuz, karabiber, tatlı toz biber. Domates püresi olmayanlar için? Hazır da kullanabilirler. Hazır domates püreleri. Tamam. Bir de burada garnitürüm var. Bundan koyacağım. Bu da mı giriyor içine? Hı hı. Ama ben bu yeşilleri sevmiyorum. Bu ne? Onlar elbise. Bunlar patates, bu havuç. Güzel oluyormuş böyle. Neyse, beni kandırdın gene. Şöyle tavuğumuzu koyalım. Evet, bu suyun sağ olsun çeksin. Daha sonra diğer işlemleri devam edelim. Tatlı biberlerimizi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı salça. Şu göz kararı ekleyeceğim ben. Yeterli. Ardından garnitürümüzü ekliyoruz. Baharatlarını da ekleyelim direkt. Şöyle tuzunu. Karabiberini. Tatlı toz biber. Şimdi böyle bir su bardağı su ekliyoruz. Bu böyle 5 dakika kaynasın. Tamam, bitti. Görüyorsunuz mu? Yok ha. Evet, şimdi o zaman direkt hızlı çekimi alacağım ben. Cevdet burada poğaçaları yapacak. Aynen, ben bunları şimdi yapacağım da elim biraz yağlasayım. Böyle kıyma harcımız var burada. Bir de peynir de yaparız. Aynen. Yapalım. Hepsini yapalım yani. Evet, oldu. Hadi bakalım. Poğaçaları yaparken ben de yemeğimin beşamel sosunu yapacağım. Arkadaşlar, poğaçanın hamuru müthiş oldu. Evet, yumuşacık olmuş. Gerçekten çok çok büyük beklentilerim var bu poğaçadan. Güzel yaptın, ellerine sağlık. Hamur böyle yapış yapış, tam böyle güzel bir hamur. Evet, buraya böyle yağ alıyorum göz kararı. Şöyle yapıyoruz, bu öğrendim. Şöyle yuvarlıyoruz. Gel, gel. Millet poğaçaya gel. Millet poğaça görsün, poğaça. Poğaça nasıl yapılır? Dükkan açsak ne poğaça? İnşallah görünüyoruzdur ya. Bu çok oldu. Bu çok oldu. Şöyle yaklaşık 3 su bardağı kadar süt kullanacağım. 3 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ve bunu iyice kavuruyorum. Bu arada 3 su bardağı süt dedim ama benim bu bardaklarım 2 su bardağı kadar. O yüzden ben bu bardaktan 1,5 su bardağı süt kullanacağım. Biraz katı yapmak istiyorum ben beşamel sosunu. Yemek de bu arada burada. Birazdan onu borcama dökeceğim. Ben muskat rendesi koyacağım.
Eğer elinizde yoksa tuz, karabiber de koyabilirsiniz. Ben bol malzemeyle yapıyorum. Ben bu malzemeyi seviyorum. Başka hali gibi. Şu kadar çıkıyor, şu kadar çıkıyor. Biraz malzeme koyun poğaçanın içine. Wow. Poğaçalara mı cimrilik yapılırmış? Ayşe Eskiçen, izle izle. Düşünsene harbiden izliyor bile. Aa, ne güzel olur. Evet, beşamel sosum da hazır. Şimdi bir uygun kap alıyoruz buna borcam. Havada çok güzel güneş. Ne güzel vuruyor değil mi? Aynen. Böyle çalışmak güzel oluyor ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size bol bol mutfaktan çekiyoruz. Maalesef öyle bir zamandayız ki başka bir şey çekilecek bir şey yok. Ne yazık ki. Burada her yerde yasak var. Dışarı çıkma yasağı var. Ya dışarı çıkma yasağı değil. Tabii ki de dolaşmaya çıkabilirsiniz. Aktivite yapamıyorsun hiçbir şey. Evet. Dükkanların hiçbiri açık değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben buna beşamel sosumu döküyorum üstüne. Ve kaşar peynirini koyuyorum üzerine bu yemeğin. Şöyle rendelenmiş de koyabilirsiniz siz. Ben böyle dilimli koyacağım. Şu şekilde. Aa, bitti mi yemek ya? Dedim ya çabuk oluyor. Bunu şimdi böyle fırına gönderiyorum arkadaşlar. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Böyle görünüyor. Ben 190 dereceye ayarladım. Üstü kaşarlar eriyinceye kadar pişecek. Benim poğaçalarım böyle olacak. Poğaçık poğaçık. Burger gibi olacak. Şekilde hazırladı Cevdet. Evet, o zaman ben hızlı çekime tekrardan alıyorum sizi. Arkadaşlar güzel olmuş ya. Ama biraz daha pişmesi lazım değil mi? Olsun. Neyse biz poğaçalar pişiriyoruz. Ondan sonra bir daha içine koyarız bunu birazcık değil mi? Aynen. Tadına bakacağız artık. Yemeğimiz nasıl güzel olur. Hazır. O zaman şimdi direkt poğaçaları açayım mı Yusuf? Aha poğaçalar açtım. Bakın arkadaşlar benim ponçik poğaçalarım. Bunların üzerine şimdi ben ne sürüyorum? Yumurta sürüyorum. Yumurtayı sürdükten sonra birazcık şey yapıyoruz. Ondan sonra koyacağız. Gördüğünüz gibi poğaçalarım ponçik olmuş. Cevdet'in poğaçaları ne güzel olmuş. Evet tabii canım. Allah Allah. Biraz formların biraz değişik oldu ya. Biraz birini büyük birini küçük yapmışsın ama olsun. Olsun. Şu an sürüyorum. Güzelce hepsine güzelce yedirelim. Hepsine. Ah ah. Yumurtanın şeyi önemli. Şu biraz küçük kaldı. Bu hamurun son parçasıydı. Olsun. Güzel güzel beğendim. Benden tam not aldın. Daha dur daha yemeden önce neyi beğeniyorsun? Önce yiyecek sonra beğeneceksin. Kenarlarına da güzelce sür diyor. Hey dur onu bir yiyeyim hocam. Ben yapayım. Ya benim dokunuşum o. İyi hadi sen yap. Hepsini Cevdet yapmak istiyor. Tabii ben hazırladım hepsini. Ben yapacağım. Sen kendi poğaçana git yap. Tamam yeter. Evet arkadaşlar dur. Şurada bir tane gördüm bunu hiç sürmemişsin. Söylesene bir şey. Anca öyle kameraya bakıyorsun. Hiçbir şey öğretmedim sahibi. Evet arkadaşlar. Son dokunuşumu yapıyoruz. Cevdet. Nusret benim yanımda halt yemiş. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarım hazır. Fırına koymalık. Kaç derecede koyduk ki bunları? 210 derecede fırına 600 ayak değilim neyse. Her şey fan mı neyse. En alta koy. En alta koyuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillah. Hadi bakalım. Hadi güzel poğaçalarım da yiyeyim. Canım canım.
Evet, çorba yapacağım şimdi. Evet, Gülsüm çorba kısmına geçiyor. Onu hemen önce Gülsüm sana tripota çekir. Evet. Evet, çorba burada hazır ve bakın kıymalar, poğaçalar da hazır. Oğlum fazla bırakmışsın, patlayacak daha sonra. Ama görüyor musun arkadaşlar nasıl poğaçalar yani poncik poncik olmuş. Evet, eldivenleri al orada. Çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar, çıkardım ben. Ya kız ellerim yanacak ama olmuş. Tripodu çekeydim. Şuna bir bakın ya. Harika görünüyor. Ama bunlar birbirine niye yapışmış? Böyle fazla. Kabardığı için. Çok kabarmış ya. Evet, mis gibi. Ellerine sağlık. Ay. Aram iyi Daha mi? dinlenecek. Evet, çorbamız hazır. Poğaçamız hazır. Yemeğimiz hazır. Evet. Tatlımız da hazır. Daha ne olsun? Tabii canım. Bence şunu yeni koyalım da biraz ısınsın bu. Ha, sıcakta dursun. Evet. Yine görüyorsunuz. Harikalar yaptım. Şu poğaçaya bakın. Şurada hemen işte bir tane koparayım. Arkadaşlar şu poğaçaya bakın bak. Görüyor musunuz? Hep böyle Instagram'da yapıyorlar. Bakın bir de dolgu dolgu yaptım sizin için. Ellerine sağlık. Evet. Kurban oldum Allah. Olmayanlara da versin. Amin. Birazdan orucunuz Birazdan açılıyor. orucunu açıyorum. Allah orucunu tutan herkes orucunu kabul etsin. Amin. Pişmek yemeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir menü hazırladık. Poğaçalarıma güvendim ve güzel yaptım. Hadi o zaman yemeğe gidelim. Evet, Allah kabul etsin. Evet, biz yemeğimizi yedik. Şimdi pastamızı deneyeceğiz. Sıra pastada. Böyle. Pastamı gerçekten müthiş duruyor. Bakalım tadı nasıl? Bu şekilde. Hemen bir deneyelim. Bak buradan göster nasıl duruyor. Evet, çok güzel duruyor. Evet. Evet. Kes kes kes. Merak ettim tadını. Hiç yemedim hayatımda daha. Trileçe güzeldir. Kraliçe, trileçe, kraliçe, kraliçe. Ben şunu alıp gidiyorum. Hadi Bak. bana bay bay. Böyle. Evet, müthiş duruyor gerçekten. Hemen bir deneyelim şimdi. Evet, hadi bakalım. Evet, şimdi trileçemizi deneyeceğiz. İlk önce Cevdet'te. Güzel. Evet, o zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun benim şey. Çok yedim. Oy. Ya ben aslında çorbadan sonra hemen doyuyorum. Çorba acayip doyuruyor insanı. Evet. Yemekle. Çorba. Ama tatlı da çok doyurdu. Trinç. Trilce. Gerçekten güzeldi. Evet, Oy. deneyin. Bu kebabı da çok güzeldi. Ondan sonra Cevdet'in poğaçalar zaten bir harika. Cevdet artık bir poğaça ustası oldu. Tabii canım. Bir dahakine evde börek yapacağım. Evet. Börek yapacağım bir dahakine. Neydi o böreğin adı Cevdet? Bilmiyorum ki tam. Şeydi, hay Mücahit, muhacir börek. muhacir böreği yapacağım. Evet, onu kayınvalidem yapmıştı, çok güzel yapmıştı. Onu deneyeceğim. O çok hoşuma gitti. Onu yapacağız. Evet. Cevdet zirveyi aşıyor. Evet, yavaş yavaş her şeyi öğreniyorum ya. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada artık kapatalım. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.